Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bu grup tavuğumuz kuluçkadaydı. Bandam. Ancak maalesef kuluçkadaki 5 tane yumurtadan hiçbirisinden canlı civciv çıkartamadı. Biz de bu grupluğundan istifade ederek daha önce kuluçka makinesinde çıkarttığımız ve bakmakta olduğumuz kovşamu civcivimiz vardı, 4 tane. Bir tane de bandam civcivimiz. Bu civcivleri bu gümüş boyunlu bandam kurkanacımıza evlatlık verdik. 3 gündür bakıyor. Herhangi bir sıkıntı oluşturmadı. Civcivleri ötelemiyor. Yani kendi yavruları gibi sahip çıkıyor. Ancak ikinci gün kovşamlı civcivlerimizden bir tanesi maalesef hayatını kaybetmişti. Üzüldük. İstemezdik tabi böyle bir şey olmasın ama bizim elimizden gelen bir şey yok. Hem bu grup tavuğumuzun analık duygularını tatmin etmesi hem de civcivlerimize daha sağlıklı bir şekilde bakım ortamı olması için natürel anacı kullanıyoruz. Kuluçka makinesinden çıkan civcivlerimize biliyorsunuz civciv büyütme ünitesi yapmıştım. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz orada izleyebilirsiniz. Oralarda paylaşmıştım bunları. Ancak bu şekilde olması bizi daha mutlu ediyor. Yemini suyunu veriyoruz. Kendileri için kurt tavuğumuz ve civcivlerimiz için sınırlandırılmış kümesimizin içerisinde kapalı bir bölüm var. Orada önlerinde bu şekilde yemlerimiz var. Civcivler için hazırlanmış koksidiyoz katkı maddeli pelit yem ve diğer tarafta da natürel tane yemlerimiz var. Tabi onun içerisinde küçük midye kırıkları ve benzeri küçük taşlar da var. Aynı zamanda hem kurt tavuğumuzun hem civcivlerimizin taşlıklarında kullanmaları için gerekli malzemeler. Siz de kurt tavuklarınızın altında yeterli civciv çıkmazsa makinalardan çıkan civcivlerinizi kurt tavuklarınızın altına bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bir iki gün gözlemlemeniz gerekiyor. Hatta civcivleri koyduğunuz andan itibaren kurt tavuk civcivleri sahipleniyor mu? Yoksa onları dışlıyor mu? Yani gagalıyor mu? Bizim analığımız henüz öyle bir şey yapmadı. Kovşamı ve diğer siyah bandama analık yapmaya devam ediyor. Bunların önümüzdeki günlerde gelişmeleriyle ilgili durumu yine sizlerle paylaşacağım. Diğer kuluçka makinesindeki kovşamı yumurtalarımızın çıkış durumu ile ilgili de yine video yapmaya çalışacağım. Bugünlük sizlerle paylaşacak olduğum bilgiler bunlar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir, bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Hoşça kalın.